Ali Sirmen'in 20 Mart 2020 Cuma günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan COVID-19 ve OHAL başlıklı yazısı. COVID-19 pandemisi üzerine sosyal medyada yaygın olarak olağanüstü hal, OHAL ilan edileceği ve şimdi yedek getirilen kısıtlamalara yenilerinin ekleneceği görüşü dile getirilmeye başlandı. Benzeri önlemlere başvurulması tehlikesi birçok ülkede demokratların başta gelen endişesidir. Bu kaygı boşuna değil. Nitekim geçen hafta sonu İsrail Başbakanı Netanyahu, virüs kapanların saptanması için terörle mücadele önlemlerinin uygulanacağı ve şüpheli kişilerin telefonlarının dinleneceğini açıklamış. Bu açıklamada İsrail Sivil Haklar Birliği ile 22 Mart seçimleri ardından yeni hükümeti kurmak görevi verilmiş olan mavi beyaz ittifakı lideri Benny Gantz'ın itirazlarına yol açmıştır. Türkiye'de AKP iktidarının demokrasi ve özgürlükler konularında daha önceki tutumunu bilenlerin doğrusu o hal endişelerine hak vermemek elde değil. Sivil sıkı yönetim olarak tanımlanabilecek anayasanın 119-121. maddeleri ve 2935 sayılı 27 Ekim 1983 tarihli yasada düzenlenen olağanüstü hal o hal 15 Temmuz darbe girişimi ertesinde bütün Türkiye'de geçerli olmak üzere uygulanmış ve tek adam rejimine geçişi kolaylaştırmıştır anayasanın güvencesi altında olan hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, bu konuda bütün yasal düzenlemelerin o hal KHK'leri kanun hükmünde kararnameler yoluyla yapıldığı bu dönemde yürütmenin başı tarafından yapılan söz konusu düzenlemeler yargı denetimi dışındaydı ve geçiş döneminde AKP'ye büyük kolaylıklar sağlamış olan o hal döneminde devlet kadrolarından uzaklaştırılanlar 12 Eylül dönemini misliyle katlamıştı. O halin sona ermesi üzerine o hal KHK'leri yerini Cumhurbaşkanlığı KHK'lerine bırakmıştır. Önceki gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Covid-19 dolayısıyla gündemde o halin olmadığını açıklamıştır. Bu açıklama COVID-19 ile mücadele konusunda baskıcı yöntemlere başvurulmayacağı anlamını taşımıyor yine de. Arabalarda kış lastiği kullanılması düzenlemesinde bile başvurulan o hal KHK'leri yönteminin bugün yine yürürlüğe konmamasının nedeni bunların demokrasiye aykırı olmaları değil ama gereksiz görülmelerindendir. Nasıl olsa yasal düzenleme, Cumhurbaşkanlığı KHK'leri ile yasama devre dışı bırakılarak yürütmenin başı tarafından yapılmaktadır. Günümüz Türkiye'sinde baskı rejiminin simge kurbanları artık OHAL KHK'lerinin tokadını yiyenler değil, yürütmenin yakın kontrolüne girmiş olan bağımsız olmayan yargı zedelerdir. Bu nedenler dolayısıyla Sayın Fahrettin Altun'un OHAL'in gündemde olmadığı yolundaki açıklamalarını COVID-19 ile mücadele bahane edilerek yeni baskı yöntemlerinin uygulamaya konmayacağı konusunda bir güvence olarak algılamak mümkün görünmüyor. Üstelik son gelen haberler de COVID-19'la mücadele konusunda pek ümit verici değil. Türkiye'de vaka sayısının görece az ve durumun kontrol altında olduğu yönündeki açıklamaların ardında yatan gerçek, ülkemizde yeterli oranda test yapılmamakta olduğudur. Nitekim sözcünün dünkü haberine göre koronavirüs çıktığından bugüne Türkiye'de yapılan toplam test sayısı 10 bin iken bu mücadelede başarılı olan Güney Kore'de yalnızca bir günde yapılan test sayısı 20 bini bulmaktadır. Hiç değilse geçenlerde yitirdiğimiz merhum eşi dolayısıyla hepimizin ismen tanıdığımız bir hanımefendi geçen gün New York'tan geldiği uçağın çıkışında herhangi bir kontrol veya test yapılmadığını, pasaporttan ellerini kollarını sallayarak geçtiklerini anlattı. Eğer istenirse uçağın uçuş numarasını ve saatini verebilirim. Doğrusu Türkiye COVID-19 ile mücadelede hazırlıksız yakalanmıştır ve şimdiye kadar da elde edilen sonuçlar doyurucu değildir. Beraberinde bir de muazzam bir ekonomik kriz getirmiş olan salgınla ilgili haberlerin hepsini halkı paniğe sevk etmek üzere uydurulmuş iftiralar olarak yorumlayıp şeffaflığı suçlama yolu tutulursa başarı kazanmak daha da güçleşir. Çok gergin günler bizleri bekliyor.